Anneciğim patates kaç kilo alacağım? Patatesi 2 kilo al. 2 kilo başka? Sarımsak al. Şöyle 2-3 baş al sarımsakta. Ayım var. Yoğurt. Ali yoğurt yok yalnız değil mi? Yoğurt bitti. Yakup'un. Yoğurt bitti canım. Abi kağıda yazayım. Ya yok sen de yere öyle. Hayır kızım abin gidip alıp gelir. Anneciğim. Hayır Yakup da gitmiyor. Kağıda yazar mısın? Ben karıştırıyorum. Alp abin gidebilir onlar beraber ben alıp gelecekler. Oğlum kağıt kalem getir anne. Ben söyleyeyim sen de yaz. Çarşıdan geldikten sonra sabah fazla kahvaltı yapamamıştım sağlık ocağına gideceğiz diye. Acele acele hemen böyle bir şeyler yedik çıktık. Şeyden çarşıdan gelince de ister istemez hemen böyle bir açlık, yorgunluk. Yemek yedim. Üzerine aldığımız meyvelerden falan yedim. Ay öyle bir yorulmuşum ki biraz yattım uyudum yani. Şimdi kalktım. Bulaşığı bile yıkamadan gitmiştik yani biz çarşıya maalesef. Çünkü sabah sağlık ocakları sabah yapıyor ya şeyi. Tahlilleri. O tahlil saatine yetişelim diye saat 10-11 arası genelde yapıyorlar. Tahlil saatine yetişelim diye erken gittik. Ama maalesef tahlilimi yaptıramadık. İskenderun'da laboratuvar yokmuş. O yüzden sağlık ocaklarında tahlil yapılmıyormuş. Söyle. 2 kilo patates. 2 kilo patates. Sarımsak. Yoğurdu alacaksın mı şeyden? Beyza'ya gidince gidip alır mısın? Oraya gideceğim. Ali. Yakın abi. Yoğurt da alınacak. Yoğurt mu? Bitti yoğurt. Şey, Beyza'ya gitmeler lazım. Veya... Kalk bir anne. Tamam, oraya gidelim. Oraya gidelim bir patates. O zaman önce Ramazan'a git patatesi çıkar mı sağ al gel. Onu söyle. Ekmek. Tamam ekmeği de işte onu göreceğiz. Kaç tane alsın da. Aa benim krebim var burada. Pide alsın sana. Tamam onu ısıtayım ben. 2 tane pide var şu anda. Tamam sabahtan mı? Evet. 2. Tamam. Gel 2-3 tane daha pide alsınlar. Ben şurayı toparlayayım. Hadi. Sana bırakacağım. Sağ ben yatak odasında çamaşırları toplamaya geçeceğim. 3. Çocukların yazlık kışlık onlara gireceğim. Ali yemeği yapacak ben yazlık kışlık ayıracağım. Neyin kızı? Pide yalsın. Başka? Simay dışarıdaysa oynarsın. Başka tamam. Bilmiyorum kızım. Olur mu? Gidiyor. Hepsi ver. Hepsini buraya koyuyorum. Bu da sürü sürü denince oraya koyuyorum bunu. Bakayım, bakayım. Bak, bakayım. Bu da işte ya. Anne, bakayım. Neyi vereyim? Bakayım. Anne. Anne, bakayım. Tamam, bir dakika bakacağım, bak. Koy. Yiyecek mi? Bekle. Koy lan. Peki otur. Ekmek yiyecek. Çatal yiyecek. Yiyecek. Babasına çatal getirmemişsin diye. Ay Yakup ailemsin ya. Goblet için çatal isteyeyim. Allah'ım. Şunu elimde lazım olur şimdi bu. Şu milletin benim ona şişeyle su ver. Şunu da elimde yıkayacağım. Neyse bu biraz şey olsun.
kavurmuş biraz. Şunu istersen dolaba koy hadi. İyi. Şunu. Önce şu yatak odasındaki çamaşırları bir katlayayım, kaldırayım. Ondan sonra da kalın kıyafetlerimizi kaldırayım. Ya yani bulaşık yıkamak olmuyor mu sen ya? Ne? Yardım etmek olmuyor mu? Nasıl yani? Anneciğim bu ne? Aman herkes her gün bir, yani günde akşama kadar belki 20 tane olumsuz yorum alıyorum şu hamileliğimi öğrendiklerinden beri. Yani hamile olduğumu söylediğim günden beri bir hafta oldu söyleyeli. Bir haftada herhalde 80 tane 100 tane olumsuz yorum aldım. Ama belki de 1000 tane de olumlu yorum aldım arkadaşlar. Ya kimsenin yorumuna göre hareket etmiyorum ama kendini bilmeyen insan çok ya. Çok kendini bilmeyen insan gerçekten. Bunlar ne biçim şeyim benim böyle? He? Ben buna şey miyim ya? Neymiş? Takipçisi miyim? O kim ki? Kızım o ne bileyim o böyle bir şey işte desen şey yapmışlar. Güzel olsun boş ver. Ama böyle içimin koyduğunu hazır alalım mı? Hayır olmuyorsun. Yataktan çıkmış gibi deliha gibi oluyorsun deliha. Deliha var ya bir tane şey. İzliyor benimkiler akşamları açıyorlar. Bazen şeyden Dijitürk'ün kayıtlı filmleri falan var ya. Oradan açıyorlar. İzliyorlar deliha. İşte Deliha'nın iki bölümü var galiba. Küçük Esnaf. Ne bileyim. Yol Arkadaşı. Kolonya Cumhuriyeti. Görümce. Görümce. Eltiler falan. Hepsi. İzliyoruz akşamları valla. İzleyecek bir şey bulamadıysa. Dizimiz yoksa. Onları açıp seyrediyoruz. Benim kız da. Ne bu? Ha bak ben onu göstermeyi unutmuşum. Getirsene. Şey. Bizim çocuklar, benim kız da şimdi yataktan çıkmış gibi şortunun içine koymuş bluzunu, yataktan çıkmış deli haya basmış. Ay benim güzel kızım ya. Koymuş içine. Anne diyor böyle daha rahat diyor. Ne bu deli haya basmışsın diyor. Aynı göbekli. Göbişli göbişli. Ama bak şöyle. Daha şimdi gidemiyor muyum ya? Dışına çıkar dışına. Yatarken koyarsın. Dışını geçen sene de böyle alışmamış mıydı? İçine koyuyordu hep. Deliha derim sana ha. Deliha. Şunu aldık bir de eczaneden. Sıcak su torbası arkadaşlar. Uzun zamandan beri benim düşündüğüm bir şeydi bu sıcak su torbası. Ama bitti işim hadi. Mutfağa sana devir teslim yapacağım. Uzun zamandan beri düşündüğüm, istediğim bir şeydi bu sıcak su torbası. Bunun bir büyük boyları da vardı. Büyük boy dedim çok da gerekli değil yani. Alo onu bir şey yap canım, o yapamaz. Bağla. Büyük dedim hani içine suyu da koyunca çok ağırlaşır. Hani karnımı falan ağrısında koyuyoruz ya. Geçenlerde mesela ben çok büyük bir karın ağrısı yaşadım böyle. Aman aman çok kötüydü yani neredeyse acile gidecektik artık. Sıcak su, şişeye sıcak su koyduk. Onunla geçti. O, yani hep aklımda sıcak su torbası alacağım. Hep unutuyoruz. Eczaneye gidiyoruz, ilacı alıyoruz, aklıma gelmiyor. Bugün görünce, eczanede görünce aa dedim Ali sıcak su torbası hemen. 45 lira mı 50 lira mı öyle yani pahalı bir şey de değil. Çok iyi bir şey. Annemin de var hatta bundan bir tane. Burada mı köyde mi bilmiyorum. İyi oldu yani bunu aldığımızda. Bunu şeye koysana. He ya. Bak bir de biz buraya annemin buraya çöp kovası alacaktık. Bir de şey alacaktım, çocuklara suluk alacaktım. Yarın gidelim o zaman. Neyse bakayım yarın bakarız. Bir kağıda yazmak lazım unutmamak için. Neyse burayı da çabuk. Hızlı bir şekilde. Al bunu şu tarafa koy da.